Murat'la da aramıza katıldı. Nasiye Güngör de dedi ki Cumhurbaşkanı kesinlikle arardı. Eğer Koray Aydın da seçilmiş olsaydı kesinlikle arardı dedi. Gürbüz Evren de dedi ki bu Cumhurbaşkanı'nın genel bakışıyla alakalıdır. Özgür Özel de aramıştı. Böyle bir Murat İder'in İyi Parti değerlendirmeni aldıktan sonra geçeceğimiz konu aslında 31 Mart sonrası siyasi iklim meselesi olacağı için o siyasi iklim meselesinde bir girizgahı olarak aslında bu soruyu sordum. Hem Gürbüz Evren hem Nasih Güngör Cumhurbaşkanı arar dedi. Böyle çoklu iletişimin olduğu yeni bir Türkiye siyaseti dönemi içinde miyiz de az sonra tartışacağız. Ama Murat İde'den öncelikle İyi Parti kurultayı bu sonuçlarla ilgili analizlerini, yorumlarını alalım. Biz birçok başlı konuştuk kendi içerisinde ama elbette tahmin edebileceğin başlıklardı. Bunlardan bir tanesi de işte Dervişoğlu 611, Koray Aydın 548. Aslında 611 ve 548 İyi Parti içerisinde iki ayrı Türkiye okuması, iki ayrı İyi Parti geleceği okumasına mı tekabül ediyor? Bunlar iki ayrı politik hat mı? Eğer öyleyse beraber yürüyebilirler mi uzun süre? Şu ana kadar sürmüş olan bir istifalar dalgası da vardı. Bu kurultay o istifalar dalgasının bittiği kurultay mı? Yoksa bu sonuçla birlikte yeni dalgaların önünü açacak bir kurultay mı? Bunları konuştuk. İki, bu sonuç 611-548 oyu iki farklı Türkiye okuması ya da iki farklı siyasi çizgi rakamı değil. Yani ben İyi Parti'yi hem Sayın Dervişoğlu'nu hem Koray Aydın'ı yakın tanıyan biriyim. İki farklı Türkiye okuması ya da siyasi duruş değil. Bu bir ağabeyle bir kardeş arasında delegenin yaptığı tercih. Siyasi okumaları da, siyasi duruşları da aslında partide birbirine en yakın ve 6 yıldır da yan yana omuz omuza yürüyen iki isimden bahsediyoruz. Tabii burada siyaset sosyolojisi cephesinden baktığınızda şaşırtan bir durum oldu herkes için. Ben çok şaşırmadım. Neden şaşırmadığımı anlattığımda aslında orayı daha iyi okumuş oluruz. Şuna şaşırıldı. Genellikle bu kurultaylarda, kongrelerde birinci turda en yüksek oyu alan aday, üçüncü olan aday çekildiğinde, diğer adaylar çekildiğinde ikinci turda oyunu artırır. Ve birinciliği de devam eder. Sonuç alamasa da, iş üçüncü tura kalsa da. Burada tam tersi oldu. Birinci turda Koray Bey 100 kadar oyla öndeyken, İkinci turda Müsavat Dervişoğlu öne geçti. Bunu İyi Parti'nin kodlarını, İyi Partililerin ve delegelerin ve teşkilatın ruh halini bilenlerin okuması çok kolay. O bildiğini düşünenlerden biriyim. Bu niye böyle oldu? İlk günden itibaren Sayın Müsavat Dervişoğlu'na, Sayın Akşener'in çok yakın çevresindeki bir takım isimlerin, bir takım telefonlarla delegeleri arayıp desteğimiz Müsavat Dervişoğlu'na diye bir bilgilendirme yaptıktan sonra aslında ilk günlerde Müsavat Dervişoğlu'nun üzerine bir Meral Akşener gölgesi düştü. Bundan tedirgin olduğunu da biliyorum. Yani tedirgin olmaması da mümkün değil. Bir avantaj değil miydi bu? Yani şöyle bir avantaj değildi. Birinci turun oynamasına baktığınızda avantaj olmadığı görülüyor. İşte asıl okuma da burada. İyi Parti delegesi seçmeni ve teşkilatları, burada daha önce de konuşmuştuk, bu konu açıldığında hatırlarsan ben şöyle bir ifade kullanmıştım. Müsavat Dervişoğlu'nu tanıyan herkes bilir ki Müsavat Dervişoğlu siyaseti vesayetle yapacak biri değildir. Yani karakteri buna uygun değildir. Burada ilginç olan şey şu, 31 Mart seçiminde genel merkezin ve genel başkanın, genel başkan ve onun çevresindekilerin işaret ettiğinin aksine bir tavır sergileyen İyi Parti seçmeni ve teşkilatları bu kongrede de birinci turda bence genel başkanı oyladı. Yani bir önceki genel başkanı Sayın Akşener'i oyladı. Sonuçta 372 oy aldı Müsavat Dervişoğlu. İyi Parti'yi tanıyan bilen herkes bilir ki Müsavat Dervişoğlu'nun 1300 delegede veya 1200 küsür delegede oyu 372 değildir. Bunu yani herkes bilir. Akşener aday olmuş olsaydı aslında bu kurultaydan şimdi çıkamayabilirdi bunun, demek. Bunun bir bölümü de zaten Müsavat abiye çok sadık olan, onun kardeş bildiği delegeler. Dolayısıyla onları da çıkardığınız zaman ben Müsavat Dervişoğlu son bir hafta içerisinde o
vesayet ya da işte Sayın Akşener'in adayı algısını son bir haftada dağıttı. Bu ciddi bir başarıydı. Ben birinci turda delegenin aslında Meral Akşener'e bir mesaj verdiğini, ikinci tur ve hatta üçüncü turda da 611 oyla da aslında gönlünde yatan aslana oy verdiğini düşünüyorum. Yani bir ilk tur orada bir tedirgin olduklarını biliyorum. Sayın Dervişoğlu ve ekip açısından söylüyorum. Ama ilk tur onların oyu değildi. İlk tur Sayın Akşener'e bir mesajdı. İlk turun rakamları. Son turda da Müsavat Dervişoğlu alması gereken ve alabileceği oyu aldı. Rol oynamış olmuyor mu bu sonuçta? Şöyle bir durum var orada. Tolga Akalın'a oy veren delege ağırlıklı olarak son bir yıldaki politikalarını, genel başkanın ve genel merkezin son bir yıldaki politikalarını en üst perdede eleştiren kadro zaten. Dolayısıyla böyle bakıldığında ilk turda mesajı verdikten sonra delege artık başka bir hesaplaşmaya gerek duymayarak aslında herkese dokunabilen, herkesin cenazesinde, hastalığında, derdinde, tasasında olabilen, insani ilişkileri de çok kuvvetli. Diğer adayların değil anlamında söylemiyorum ama Müsavat abi de hani böyle şeytan tüyü derler ya, böyle bir yan vardır. Müsavat Dervişoğlu'nda böyle konuşmam icap ediyor ekranda. O öyle bir yanı vardır. Orada hesabı ilk turda kapatıp mesajını verip sonrasında artık karşısında bir Müsavat Dervişoğlu görerek oy kullandı. Ben gün boyu sürekli bir telefon trafiğindeydim. Her üç adayın da destekleyen delegelerle, eşim, dostum, abilerim, kardeşlerimle. Dolayısıyla birinci turda bir mesaj, üçüncü turda da aslında yapmak istedikleri şeyi yapıp Müsavat Dervişoğlu'nu genel başkan yaptılar. Yani bu kongrenin sosyolojisi bu. Nitekim burada isabetli davrandıkları nereden belli? Müsavat Bey genel başkanlığı ilan edildikten sonra abim diyerek Koray Bey'i çağırıp elini öptü. Kardeşim diyerek Tolga Akalın'ı çağırıp sarıldı. Şimdi İyi Parti'yi bilenler bilir ki Koray Aydın'la Müsavat Dervişoğlu arasında çok özel bir abi kardeş ilişkisi vardır. Tolga Akalın'la Müsavat Dervişoğlu arasında da çok derin bir kardeşlik hukuku vardır. O zaman istifalar dalgasının bittiği bir kurultay mı bu kurultay? Şimdi bundan sonrasında Müsavat Dervişoğlu'nun siyasi çizgisi belirleyecek bunu. Bir takım alacağı kararlar belirleyecek. Ben Müsavat abinin, Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkanlığında İyi Parti'de bir istifa furyası olacağı kanaatinde değilim artık. Aksine giden birçok ismin de her üç genel başkan adayı da omuz omuza bu saatten sonra vereceği için, mesela Tolga Akalın'ın da gidenlerden geri çevirmek üzere görüşüp anlaştığı isimler vardı. Koray Bey'in bu konuda daha geniş bir çalışması vardı. Partiden ayrılanların geri dönüşüyle ilgili konuşup Tolga el sıkıştı Akalın isimler. Ve Koray Aydın, biz genel başkan olmadık, kazanmadık ama buradayız, siz de burada olun deyip o ilişkilerini davet aynen ederler mi parti? Ederler. Aynı şekilde bu defa Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkanlığında bunu yaparlar. O üçlünün hukukunu şahit olmayan, çok özel anlarda da şahit olmayan pek anlayamaz. Orası öyle çok kırılacak. Peki bu geri dönüşte, gidenlerden geri dönüşte kamuoyunun böyle yakından tanıdığı, gitmeleri de o anlamıyla gündem olmuş isimler de olur mu? Olur. Olur, o isimler olur. Yani ben tabii onlardan izin almadım. Ben bir şey anlamadım yalnız. Eren sorabilir miyim Murat? Tabii tabii tabii. Ne demek? Herkes katılabilir, sorabilir tabii. Yani Murat hoş geldin. Hoş bulduk. Ben bu ilk turda Meral Hanım'a verilen mesaj nedir onu tam olarak anlayamadım. Şimdi mesaj gayet açık. Müsavat Dervişoğlu'na oğlunun Meral Akşener tarafından desteklendiği algısı satın alındı. Son bir haftada bu algı mı sence? Daha yakından bildiğin için soruyorum. Bu algı mı peki? Ama. Nasıl? Aldımdan anlamadım tam. Yani zaten böyle bir destek ya yok mu? Gerçek mi algı mı? Hayır hayır, bu algı, düzeltiyorum, vesayet algı. Bu bir gerçek. Evet. Müsavat Dervişoğlu'nu destekliyordu. Dolayısıyla ilk turda Meral Akşener'in, yani mevcut genel başkanın desteklediği adayın 372 oy alıp Meral Akşener'in desteklemediği iki adayın toplamının 793 oya tekabül etmesi bir mesaj değildir de nedir? Ben bu delegeyi ve partiyi iyi tanırım, teşkilatları da iyi tanırım. Bu bir mesajdı. Ancak sonrasında ikinci turda ve üçüncü turda özellikle
Müsavat abilerine ve Müsavat Dervişoğlu'nun kendisine oy verdiler. İlk turdaki o şeyden sonra, mesajdan kastım o. Sonuçta bir genel başkanın yani desteklediği... Neden orada Koray Bey'den ayrıldılar, döndüler, Musavat Bey'e döndüler? Koray Bey daha abi bir figür, Musavat Bey daha kardeş bir figür. Sen gelmeden önce ben ona benzer bir benzetme yaptım da o yüzden soruyorum. Yani neden mesela ikinci turda ya da son turda Koray Bey'e dönmedi bu seçmen ya da delege? Şimdi Koray Bey ya neden dönmedi? Sonuç itibariyle Koray Bey'in kaybettiği bir oy yok. İkinci tur için söylüyorum. Aksine artırdı da. Üçüncü turda tabii biraz önce ifade etmeye çalıştım. Müsavat abinin insani ilişkileri biraz daha farklıdır diğer adaylara göre. Yani insanların, biraz önce de söyledim, insanların cenazelerinde elbette Koray Bey de Tolga Akalın da bu konuda hassas ve dikkatliler ama Müsavat Dervişoğlu'nun çok uzun yıllardır bu konulardaki hassasiyeti çok insan biriktirmiştir. Parti içerisinde de öyle. Kimin ne derdi olursa, kimin ne sıkıntısı olursa iyi gününde, kötü gününde hep Müsavat Dervişoğlu'nu yanında görür. Dolayısıyla ben ilk turdaki bu tablodan ve bu tavırdan sonra seçimin ikinci ve üçüncü turda, Sayın Dervişoğlu'nun öne geçmesini de işaret ederek söylüyorum. İkinci ve üçüncü turda doğal mecrağında aktığını düşünüyorum. Gördüğüm şey bu. Doğal mecrağına çekildi yani. Çok sıcak